Acı Badem grubu sunar. Doğumdan 2-3 saat sonra ben öğrendim Zilandal sendromlu olduğunu. Bir şok yaşadık. Hemen doktora eldivenlerini çıkarıp avuç içindeki çizgilere baktım. Depresyona girdik. Dünyanın her yerinde 700 canlı doğumda bir görülüyor. Bütün hayatımız değişti. Tamamen kabullendik zaten. Down sendromlu hastalar özel hastalardır. İki olması gereken kapakçık. Tek bir kapakçık halinde. Down sendromu olan bebeklerin bir şanssızlığı var. %50'sinde aşağı yukarı kalbinde problem oluyor. Çok riskli bir ameliyat geçirecek. Zilan ameliyat edilmezse. Bizim de endişelerimiz var. Bizim de korkularımız var. Kalp akciğer makinesine başlayalım. Korku, endişe, yani hiçbir şey bastıramıyorum. İnan ki dakikalar bir sene saat gibi geliyor. Birazdan kalbi durduracağız. Zilan kalkacak inşallah. Tekrar aranızda. Kardeşlerin yanına götüreceğim ben onu. Çıkar. Ben Zilan'da hamile kalırken ayda bir, iki ayda bir ben kontrol altındaydım. Hani gidip geliyordum, her şey normal denilince ben normal bir doğum bekliyordum açıkçası. Doğum yaptım. Doğumdan 2-3 saat sonra ben öğrendim Zilandal sendromlu olduğunu. Ondan sonra bütün hayatımız değişti. Hadi üfür, hadi üfür. Bak böyle böyle. Hadi üfür, üfür üfür, hadi üfür. Alıp bakma. Veren de Allah, alan da Allah. Yani Down sendromun olması, başka bir rahatsızlığın olması hiç kesinlikle fark etmez. Biz bunu tamamen kabullendik zaten hani, ama hani bir şok yaşadık çünkü sağlıklı bir bebek beklerken böyle bir şey karşımıza çıktı. Biz onda biraz sarsıldık yani, moralimiz bozuldu, biraz strese, depresyona girdik. Sonra benim kendi doktorum geldi kontrole. Dedim hocam işte yeni doğan doktoru Zilan'a bakmış. Down sendromu olduğundan şüpheleniyorlar. Hemen doktoru eldivenlerini çıkarıp avuç içindeki çizgilere baktı. Hani nasıl bu şeyi kaçırdığını o da bile şaşırdı yani. Ondan sonra eve birkaç doktora daha gösterdik. Artık o sürecimiz başladı yani. Kalp rahatsızlığı, lösemi falan genetik olarak kalıcı hastalıkları var bunların. Doktorlar da yani görme testi, işitme testi, kalp muayenesi falan yapılsın. Orada muayene esnasında kalbinde delikler olduğunu ve kalp kapakçının minimum derecede yetersiz olduğunu söylediler bize. Kontrol amaçlı götürüyorduk sürekli 3 ayda bir, 6 ayda bir yönlendiriyorlardı bizi ama herhangi hiçbir ilaç falan kullanmadı. Ta geçen sene anjiyo olduktan sonra, ondan sonra da ilaç falan kullanılmadı. Kalp ameliyatı olması lazım işte, açık kalp ameliyatı. Onun için bir daha geldik buraya. Hadi cik yap. Çak. Yani şimdi bizim de endişelerimiz var. Bizim de korkularımız var yani Zilan için. Çünkü hani en azından Zilan diğer çocuklar gibi bir kız arkadaşı olmayacak. Ona şanlı, şöhretli bir düğün yapamayacağım. Hani bunu kabullenmek lazım. Hani korkuyorum. Evet, çok korkuyorum ameliyata. Çünkü açık bir kalp ameliyatı olacak. Çok riskli bir ameliyat geçirecek. İnşallah çok başarılı bir ameliyat geçirecek. Kazası belası biz evimize döneceğiz inşallah. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hocam, merhaba. Nasılsınız? Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhaba.
Down, evet, Down sendromu olan bir hastamız. Down sendromu olan hastalar özel hastalardır. Evet. Tabii daha farklıdırlar bildiğiniz gibi. Evet. Bir kromozom rahatsızlığı var, genetik bir rahatsızlık var. 21. kromozom normalde 2 tane olması gerekirken 3 tane oluyor bunlardan. Evet. Ama artık Down sendromu kendi başına bir hastalık olarak değil de bir genetik özellik, bir genetik durum olarak değerlendiriliyor. Ve Down sendromu olan çocuklar da her türlü imkandan normal çocuklar gibi faydalanması öneriliyor. Bu Down sendromu olan bebeklerin bir şanssızlığı var. %50'sinde aşağı yukarı kalbinde problem oluyor. Zilan'da da öyle bir durum söz konusu. Özellikle Down sendromlarında gördüğümüz tipik bir kalp hastalığı var. Doğuştan kalp hastalığı. Kalbin hem karıncıklar hem kulakçıklar arasında delik oluyor. Bu delikler birleşik oluyor ve iki tane ayrı ayrı oluşması gereken kapak da tek bir kapakçık olarak oluşuyor. Buna atrioventrikuler septal defekt diyoruz. En sık Down sendromlarında gördüğümüz bir hastalık. Zilan'da da bu hastalık vardı. Biz 2-3 aylıkken bebekleri ameliyat ediyoruz. Zilan biraz daha şu ortadakine yakın. Karıncıklar arasındaki delik küçük, kulakçıklar arasındaki delik daha büyük ama yine de kapakları tek bir kapak olarak oluşmuş. Ve bu kapaklar da tam normal fonksiyon göstermiyorlar çoğunlukla. Ameliyatında işte bu olmayan kısımları, duvarları biz yapılandırıyoruz. İnşallah Zilan iyi olacak. Sağlıklı saatte buradan göndeririz. Ekokardiyografik inceleme, kalbin ultrasonografik olarak değerlendirilmesi kısaca olarak özetlenebilir. Bu yöntemle kalp hastalıklarının, yapısal kalp hastalıklarının hepsi rahatlıkla tanı konulabilir. Burada ekokardiyografik inceleme ile kalbin boşlukları arasında geçiş var mı, anormal bir bağlantı var mı, damarlarda herhangi bir problem var mı, kapaklarında bir problem var mı, aynı zamanda kalbin boşluklarının gelişimi yeterli mi diye rahatlıkla görebilirken fonksiyonel olarak da birçok bilgi elde edinebiliyoruz. Zilan'da da hem kulakçıkların hem de karıncıkların arasında kirli ve temiz kanın karışmasını engelleyen duvarlarda büyük bir boşluk vardı ve aynı zamanda da tek kapakçık mevcuttu. Kulakçık ve karıncıklar arasında normalde iki olması gereken kapakçık tek bir kapakçık halinde duruyordu ve bozukluk vardı. Bu nedenle operasyon olmasına karar verildi. Down sendromu bir hastalık değil ama genetik bir durum. Dünyanın her yerinde, her cinste, her ırkta, her milliyette 700 canlı doğumda bir görülüyor. Bu yüzden nadir değil. O nedenle de hem hekimlerin hem de toplumun diğer bileşenlerinin aslında iyi tanınması, iyi bilmesi gereken bir genetik durum. Bir kromozom fazlalığı olarak isimlendirmek en doğrusu. Zilan çok neşeli. Terapi gibi bir şey. Zilan gerçekten hani keyfimiz olmadığı zaman, sıkıldığımız zaman, yani ona baktığımız zaman bütün hüznümüzü, sıkıntımızı unutuyoruz gerçekten. Hani gerçekten Allah-u Teala bize bir melek gönderdi. Bunu hani o sıkıntılı zamanlarda alt attıktan sonra iyice anladım. Yani 4 çocuğum daha var, Zilan 5. çocuğu. Zilan'ın yeri bambaşka. Zilan bambaşka bir şeydir. Bence Allah'ın bir lütfudur. Benim evime Zilan girdikten sonra benim evime huzur girdi, neşe girdi, sevinç girdi, bereket girdi. Yani Zilan'ın hani farklılığını anlatmak mümkün değil. Kelimelerle ifade edemiyorum. Gerçekten Zilan farklı bir çocuk. Thank you.
yaşa göre karşılaşabileceğimiz tıbbi problemler değişkenlik gösteriyor. Örneğin Down'lu bir bebek yeni doğanken biraz gevşek bir yapısı olduğu için, kasları çok iyi gelişmediği için emme sorunu olabilir doğar doğmaz. Sarılık problemi olabilir. Ya da diğer bebeklerde de gördüğümüz tiroidin az çalışması nedeniyle hipotiroidi dediğimiz durum olabilir. Bir de doğduğu zaman kalbiyle ilgili bir problem olabilir. Bunları diğer çocuklarda da görüyoruz ama Down'lu bir bebekte bunlara biraz daha dikkat ediyoruz ve mutlaka olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu hastalığın hafif formunda ağır kalp yetersizliği görmüyoruz. Ama karıncıklar arasındaki delik büyükse hasta bize geldiğinde beslenememe, kilo alamama, devamlı hızlı soluma gibi ciddi kalp yetersizliği bulgularıyla gelir. Zila'nın durumunda olan, biraz daha hafif olan hastalar daha iyi idare edebilir. Zilan ameliyat edilmezse ilerleyen yaşlarda yine aynı ağır kalp yetersizliğine yol açacak problemlerle karşı karşıya kalacaktı. Ve kapakları da anormal olduğu için o kapaklarla ilgili problemler de bu süreci genellikle hızlandıracaktı. O yüzden Zilan'ın durumundaki hastalarda genelde 2-3 yaşlarında ameliyatı tercih ediyoruz. Dün gece biraz uykusuz geçti. Biraz heyecan var, biraz daha korku var. Daha doğrusu endişe var. Hani ne kadar da güvenli yerlerde olduğunu bilsek de evlatta işte biraz endişe, biraz da korku var. İnan şu anda hani hislerimi yitirmişim desem yeridir. Sadece hani Zilan'ın iyileşmesinden başka hiçbir şey istemiyorum. Hani iyileşeceğine de inanıyorum aslında. Hani Allah'a da olduğumuz ortama da çok güveniyorum. İnşallah başarılı geçer, inşallah güzel geçer, umduğumuz gibi geçer. Rabbim Zilan'a da Zilan gibi çocuklara da şifa versin inşallah. Hastamızın atrioventriküler septal defekt adını verdiğimiz bir hastalığı var. Bu hastalıkta kalbin kulakçıklarıyla karıncıkları ayıran iki tane kapağı tek bir kapak olarak gelişiyor. Ve bir takım yetersizlikler gösterebiliyor. Ve kalpte kulakçıklar arasında ve karıncıklar arasında delik oluyor. Bugünkü ameliyatımızda bunları düzelteceğiz. Kalp kapakçığını ikiye böleceğiz. İki tane kalp kapakçığı oluşturacağız. Ve kalpteki delikleri de kalp sarından alacağımız yamalarla kapatmayı planlıyoruz. Yani çocuğun çok ağır bir ameliyat geçirdiğini biliyorsun. O süreçte inan ki dakikalar insana saat gibi geliyor. Zaten beklemeye biz geceden başladık. Geceyi tamamıyla uykusuz geçirdik. Yine de insanın içinde hani evlat olduğu için ufak da olsa endişeler oluyor ister istemez. O yüzden gerçekten de beklemek çok zor. Gerçekten çok zor. Hastanın göğsünü açtık ve kalp zarına ulaştık. Şimdi kalp zarını açıyoruz, kalbi görüyoruz. Kalp zarından bir parçayı çıkartacağız.
ve bunu kalbin deliğini kapatmak için yama olarak kullanacağız. Hani doktoruyla tanıştıktan sonra biraz daha içim rahatladı. Ama ne kadar deseniz de yani o korku, o endişe, yani hiçbir şey bastıramıyorum açıkçası. Allah'ın izniyle güzel geçecek. İnanıyorum Zilen kalkacak inşallah. Tekrar aranızda, kardeşlerin yanına götüreceğim ben onu. Şu anda kalpten çıkan ana atar damara, aort damarına bir kanül yerleştirdik. Ve kalbe kirli kan getiren iki tane ana toplar damara birer kanül yerleştirdik. Şimdi kalp aç yer makinesini başlatacağız. Kalbe kirli kan getiren damarlara gelen kan bizim koyduğumuz kanüller aracılığıyla kalp aç yer makinesine gidecek. Orada temizlendikten, oksijenlendirildikten sonra aort damarından geri pompalanacak. Kalp aç yer makinesine başlayalım. Şu anda kalbe gelen kanları aldık, pompaya gönderdik ve orada oksijenlendirdikten sonra geri hastaya kanı pompalıyoruz. Bu şekilde kalp devre dışı kalmış oluyor. Birazdan kalbi durduracağız. O sayede kalbin içine girip rahatlıkla görerek gereken tamiri yapmamız mümkün olacak. Benimle oyun oynamayı çok seviyor. Benimle vakit geçirmeyi çok çok seviyor. Şimdi hani tamam annenin yeri de farklı ama hani ben onunla biraz daha fazla ilgileniyorum. O yüzden sanki Zilan da bunu fark etmiş. O da beni yani annesinden olsun şeyden olsun biraz kayırıyor sanki. Kapak tamirini yaptık. Şu anda kapak fonksiyonundan memnunuz. Kapak fonksiyonlarını ameliyatın bitiminde ayrıca ekokardiyografi ile de değerlendiriyoruz. Şimdi de kalbin kulakçıklar arasındaki genişçe bir deliği yine kalp tarından aldığımız yamayla kapatacağız. Bu da ameliyatın son evresi olacak. Daha sonra da kalp akciğer makinesinden hastayı ayıracağız. Yani şu an hani deseler ki bana, ya işte hastanede bir karışıklık oldu, sizin çocuğunuzun yerine Zilan verildi, öz evladım bakın, bir karışıklık oldu, tamam mı? Bilsem ki o çocuk Maradona gibi süper bir top oynuyor. İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya kadar güzel türkü söylüyor. Einstein kadar zeki ve akıllı, şu an bilsem bile öz evladım başka bir ailenin yanında Zilan'ı alıp onlara geri vermem. Zilan'ın saçının bir tek tedirini bile o aile vermem. Şimdi yaptığımız tamiri ekokardiyografi ile kontrol ettik. Kalp delikleri kapanmış. İki tane ayrı kapağımız var. İkisinin de fonksiyonları gayet iyi. Şimdi kanülleri çıkartıyoruz ve ameliyatı sonlandıracağız. Göğsünü kapatacağız hastanın. Zilan'ın ameliyatı bitti. Gayet iyi geçti. Çok başarılı geçti. Zilan'ın hem karıncık arasında hem kulakçık arasındaki deliğini kapsarıyla kapattık. İki tane ayrı kapak oluşturduk. O kapakları da tamir ettik. Bunlarda bir takım yarıklar vardı. Onları düzelttik. Fonksiyonları gayet iyi. Ekokardiyografide de kontrol ettik. Sonuç şu an için gayet iyi görünüyor. Birazdan yoğun bakıma alacağız. Elbette yoğun bakım da yine bir riskli süreçtir. Her hasta için geçerli. Umarım her şey bundan sonra da yolunda gider. Yoğun bakımda bir ya da iki gün tutmayı planlıyoruz. Kalp ritmi normal, herhangi bir pil vesaire gerekmeyecek görünüyor. Şu an için her şey normal, olması gerektiği gibi.
Sorma, duygularım arttırma da. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ona bak kışa. Çarparım ha. Döverim ha. Çok yoğun duygular içerisindeyim. Kademeli olarak yaşıyorum duygularımı. Sevinci, hüznü, korkuyu bir arada yaşadık. Bunları da tabii ki kademeli olarak yaşadık. İlk etapta hani korku ve hüzün vardı. Çünkü çok ağır bir ameliyat geçirecekti. Bunun hem verdiği bir korku hem de verdiği bir hüzün vardı. Allah'a binlerce şükürler olsun. Doktorumuza da minnettarız. Çok başarılı bir ameliyat geçirdi Zilan. İyi, şu an onun sevincini yaşıyoruz. Çok şükür, Allah'a binlerce şükürler olsun. Bugünleri de gördük. Hadi sarıl bana. Oo, cici yap babayı. Babayı cici yap. Oo. Aferin, babayı teselli et. Aferin benim aklımda oldu lan. Bu ameliyat sonrası daha kaliteli bir yaşam süreci olacak. Çünkü artık hem onun korkuları olmayacak hem bizim korkularımız olmayacak. Çünkü hani bu ameliyattan önce bizim korkularımız vardı. Neydi mesela? Hani Allah korusun kalbiyle ilgili bir problem olacak mı? İşte gece uyurken, yani biz de uyurken, o uyurken ne bileyim bir sorun yaşayacak mı? Bunu fark edemeyecek miyiz? Yani bazen ışığı açık bırakıyorduk mesela, hani bir morarma ya ondan sonra bir nefes darlığı falan var mı diye endişe ediyorduk. Allah'a şükür olsun şimdi o endişelerimiz hepsi ortadan kalktı. Başarılı bir ameliyat geçirdi. O korkularımız geçti. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Evet, Zilan. Ne yapıyor Zilan? İyi mi? Zilan yolculuğum. Gayet iyi elhamdülillah. Kendini iyi toparladı. Maşallah. Allah'ın sayesinde, sizin sayenizde. Maşallah, çok iyi. Çok hızlı iyileşti. Evet. Her şey yolunda gitti. En son kontrollerimizi yaptık. Ekokardiyografisini biliyorsunuz. Evet. Kalbin delikleri kapanmış. Kapakları da gayet, fonksiyonları gayet iyi. İnşallah çok uzun yıllar problemsiz o şekilde hayatını sürdürecektir. Şükürünüz yok zaten, elinizden geleni yaptınız sizler. Maşallah. Razı olsun hepinize. Çok iyi. Çok teşekkür ederiz. İlaçlarımızı ayarladık. Onları size tarif edecekler. Tamam mı? Peki. Geçmiş olsun Allah tekrar. Allah razı olsun hocam. Hakkınızı helal edin. Peki. Geçmiş olsun. Çok büyük emek verdiniz bizim için. Tamam. Allah size geçmiş razı olsun. Çok teşekkür ederim. Minnettarız hocam size. Dostum güle güle. Bay bay. Yapıyor muyuz bay bay? Bay yapıyor da. Ha? Hani bay bay? Hani bay bay? Sabah sizin yolculara bay bay. Neyse bize bu kadar. Peki. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Peki. Zira'nın durumunda bu ameliyattan sonra özel bir önleme ihtiyaç duymuyoruz. Kalp sarını kullandığımız için yabancı bir materyal kullanmamış oluyoruz. Kalp kapakları gayet iyi bir tamir geçirdiği için yakın zamanda bir problem öngörmüyoruz. Kalp hastası olmayan bir Down sendromu nasıl tedavi ediliyorsa Zilan da aynı şekilde bundan sonra gidecek. Yani kalp hastalığı şu anda tamamıyla önemli ölçüde geri plana gitmiş olacak, unutulacak. Sadece arada bir kontrollerle ortaya çıkacak. Sarıl bana. Sarıl. Aslında Zilan'ın eğitici bir işlevi de olacak girdiği her ortamda. Kreşten başlayarak okulundaki sınıf arkadaşları dahil aslında çok şanslılar. Down'lu bir çocukla aynı sınıfta olan çocuklar, bunu bilimsel olarak da biliyoruz. Nasıl ki insanın ailesinde engelli bir birey olduğunda bu konulara daha duyarlı hale geliyorsa, Zilan'la aynı sınıfta okuyacak olan bundan sonraki yıllardaki çocuklar, onların aileleri Zilan'a ve Down'lulara ve onun nezdinde zihinsel yetersizliği olan bireylere karşı çok daha duyarlı olacaklar. Bir anlamda da eğitilecekler. Bu nedenle zaten biz kaynaştırma eğitimini çok çok önemsiyoruz. Kaynaştırma bir bakıma toplumun geri kalanını eğitmeyi de hedefliyor.
Zilan elhamdülillah çok iyi. Beklediğimizden daha iyi şu an sağlık durumu. Çabuk toparlandı. Yani biz de bu kadar yani ummuyorduk çabuk toparlanacağını. Yani bu durumundan çok çok memnunuz. Çok çok sevinçliyiz. Ameliyata girdiği zaman bir anne olarak dedim ya Rabbim bir daha Zilan'ın gözlerinin içine görmek hani bana nasip et. Çok şükür gördüm. O süreci de çabuk atlattık. Zilan beklediğimizden daha çok çabuk toparlandı çok şükür. Korkularımızın, endişelerimizin yerini mutluluk aldı. Kardeşleri gördüğü zaman yani tepkilerini görmek lazım. Yani hani kelimelerle anlatılacak gibi değil. Ancak görüp de onu yaşamak lazım. Kardeşleri onu gördüğü zaman çok çok sevindiler. Yani neredeyse kanatlarını uçuracaktılar. O derece sevindiler. Ne? Aç saçlarını üzer. Kardeşlerini çok özlemişti. Ameliyattan sonra gidip kardeşlerinin yanına götürdük onu. Onlarla yani o hasta haliyle bile görmeniz lazımdı o mutluluğunu. Gerçekten çok özlemişti kardeşlerini. Elhamdülillah iyiyiz çok şükür. Zilan da iyi. İnşallah daha kaliteli, daha güzel bir yaşam sürecek bundan sonra. Aferin çocuğum. Elmi tut, elmi tut. Zilan'ın öncelikle sağlığıyla ilgili. Elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışacağız. Daha sonra eğitimiyle ilgili. Yine elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışacağız. Bundan sonra Zilan'ın bundan sonraki hayatı sağlığı ve eğitimiyle ağırlıklı olacak. O geleride zaten kendi kendine gelecek inşallah. Ne yazık ki ya. Acıbadem grubu sundu.